Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 29 Mart 4 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, yeni haftaya 28 Mart'ta meydana gelen Terazi Dolunay'ın tesirleriyle başlıyoruz. Gündemlerimiz biraz hızlı olabilir. Hassas ve kırılgan da olabiliriz. Belki e, ilginç ve sürpriz bazı konularla karşılaştık. Genel sağlığımız, iş hayatımızdaki bazı konular, ilişkilerimiz biraz daha hassas ve kırılgan olabilir bu dönemde hafta başında da bu tefsirler devam ediyor. Daha içe dönük olabiliriz. Biraz iyi hani kendi iç dünyamıza yönelmemiz, biraz yalnız kalmak istememiz mümkün. Bu bize önemli farkındalıklar da verebilir aslında. Bu süreçte kendimizle ilgilenmek, biraz dinlenmek, hep ötelediğimiz bazı belki sağlık sorunlarıyla ilgilenmek için de fırsatlar bulabiliriz. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda olacak. Burcunuzda olacak, duygusal enerjinizi arttırıyor. Ama tabii ki hassasiyet devam edebilir. Bu dönemde özellikle kendinizi iyi hissettirecek faaliyetlere odaklanmak önemli. Enerji olarak da ortamlarınızda mümkün olduğunca size pozitif enerji verecek kişilerle birlikte olmaya çalışın. E, sizi olumsuz etkileyecek alanlardan uzaklaşmaya çalışın. Çünkü bedensel olarak, ruhsal olarak daha hassas olabilirsiniz bu dönemde, kırılgan olabilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, çocuklara zaman ayırmak biraz hani maneviyatla ilgilenmek, içe dönüşler, tefekkür, yani bu, bu süreçte size çok faydalı olabilir. Kendinize de ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili çalışmalar olabilir, güzellik, estetik bakım konuları olabilir. Bunlara da daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Perşembe ve Cuma ay yay burcunda olacak. Bu iki gün özellikle parasal konularda biraz daha aktif enerjiler var. Mars'ın ikizlerdeki geçişi aslında harcamaları bir süredir arttırmış gibi görünüyor. Perşembe ve Cuma bu anlamda belki zorunlu ödemeleriniz var. Banka işleri, kredi konuları var, faturalar var, harcamalar var. Yani biraz maddi anlamda üzerinizde sorumluluklar artarken daha kırılgan ve endişeli de hissedebilirsiniz kendinizi. Mümkün olduğunca dengede kalmaya çalışalım. Özellikle finans konularında kendinizi zaman zaman güvensiz hale getirebilir. Bu gelecekle ilgili endişeler de yaratabilir ama Hafta sonu bu etki dağılıyor. Hafta sonu daha güvenli, daha istikrarlı olabiliriz. Ee, özellikle yakınlarımızla ilişkilerimizin güçlendiği bir hafta sonu, komşularla, arkadaşlar ya da kardeşlerle temaslarımız artarken bizi keyiflendirecek ve iyi gelecek önemli bilgiler de öğrenebiliriz. Veya kültürel anlamda, entelektüel anlamda bizi besleyecek aktiviteler ya da eğitimle ilgili bazı. Gelişmeler yine hafta sonunu olumlu bir şekilde etkileyebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.